Çok değerli bir konuğumuz var şu an hattımızda. Şimdi eminim ki bu ara bütün televizyonlar kendisine sayın vekilim bizimle röportaj yapın ya da televizyonumuza çıkın diyorlardır ama hem birçok televizyona çıkma zamanı yok hem de sonuçta koşturuyor ve çok gündemde bir vekilimiz ama bize zaman ayırdı. Bunun için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Yurt şu an hattımızda. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vekilim öncelikle çok sağlıklı görünüyorsunuz. Bu da bizim için tabii güzel bir görüntü. Programımıza katıldığınız için ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ramazan bayramımızın bütün Türk milletine, İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu bayram vesilesiyle dünyanın başına bir felaket gibi çöken koronavirüsten kurtulmayı Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Amin. Allah'ım şu an Güneydoğu'da, Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, Irak'ta mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize yardım etsin diyor. Hepinize hayırlı akşamlar temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim bu siyasi konuşmalara bir iki siyasi sorum da olacak doğrusu ama daha öncesinde şöyle sorayım. Siz sonuçta ordulusunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse sosyal medyada da en çok hangi milletvekilinin konuşmaları, görüntüleri vardır derlerse herhalde en çok sizin vardır. Çünkü böyle hani dimdikine derler Anadolu'da hiç çekinmeden kendi içindekini çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz. Bunları konuşalım ama daha öncesinde bu pandemi döneminde orduyu konuşalım. Orduda neler oldu Sayın Vekilim, neler yaptınız, gözlemleriniz nelerdir? Tabii bu pandemi döneminde ordu hakikaten Türkiye'ye yakışır güzel bir örnek model sergiledi. Özellikle Sayın Valimiz başta olmak üzere vefa destek gruplarımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyelerimiz, sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, emniyet güçlerimiz, bekçilerimiz, zabıtalarımız, bütün kamu kurum kuruluşlarında görev yapanlar büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Dolayısıyla koronavirüste Türkiye'de en az hasarla atlatan vilayetlerden birisiyiz. Allah'a şükürler olsun. Genelde İstanbul'dan gelen hastalarımızın oluşturduğu ve bulaştırdığı bir koronavirüsle karşılaştık. Öyle ilçelerimiz var ki işte Çatalpınar, Gölköy gibi ilçelerimizde koronavirüs hiç görülmedi. Allah'a şükürler olsun. Ve şu anda da son 5 gündür de koronavirüs neredeyse sıfıra inmiş diyebiliriz. Hastanelerimizde koronavirüs sayısı tamamıyla azaldı. Bitmeye doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Biz de bu süreçte koronavirüs döneminde elimizden geldiğince insanımıza yardım etmek için büyük bir mücadele verdik. Teşkilatlarımızla birlikte, valiliğimizle beraber, kaymakamlıklarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük gayret gösterdik. Bizden yardım talep eden, yolda kalan insanımıza elimizden geldiğince yardımcı olduk. Hastane köşelerinde olup yardıma muhtaç olanlara elimizden geldiğince yardım ettik. Dolayısıyla devletimizin hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir sloganla biz bize yeteriz dediği gibi biz bize yetmek için gece gündüz 24 saat mücadele ettik. Sahadaydık, sahadan hiç ayrılmadık. Hani birileri diyor ya milletvekilleri tatile çıktı, meclis kapandı. Ama şunu bilmiyorlar, milletvekilinin iş yeri meclis değildir. Milletvekili milletin yanındadır, milletin hizmetindedir. Biz bu 3 ay içerisinde gece 3'lere 4'lere kadar hiç uyumadan mücadele verdik. İhtiyaç sahibi olan herkese ulaşmaya gayret gösterdik. Devletimize yardımcı olmak için her türlü mücadeleyi verdik. Maddi ve manevi anlamda üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirdik. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu koronavirüste Türkiye dünyada en iyi ülkelerden birisi olarak kabul edildi ve görüldü. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın moral ve sabır aşılamasıyla birlikte Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın piyasalarda felaket tellallığı yapanlara inadına krediler başta olmak üzere ekonomik destekleri yeterince piyasaya sürmesi ve yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırmasıyla, Sağlık Bakanımızın 24 saat mesai yapmaksızın çalışmasıyla,
Dışişleri Bakanımızın 60 binin üzerinde yurttaşımızı Türkiye'ye getirmesiyle birlikte bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir başarıyla bu süreci yönetmiş ve yürütmüştür. Dünya Sağlık Örgütü'nün de pandemiyle mücadelede bakıldığında en başarılı kabul edilen iki ülkeden birisi Türkiye, bir diğeri Almanya'dır. Bu bizim için gurur vericidir. Biz bu koronavirüsü inşallah en kısa zamanda da yenerek birçok insanımızın kaybettiği iş imkanını tekrar kazanmasına, ticaretin tekrar canlanmasına, insanların tekrar birbirine sarılıp kenetlenmesine vesile olmasını bekliyoruz. Cenab-ı Allah'tan böyle niyaz ediyoruz. Bu bayramda inşallah buna vesile olacak diye umut ediyoruz. Amin, amin inşallah. Sayın Vekilim, şimdi orduya baktığımız zaman ordunun en büyük geçim kaynağı elbette ki fındık. Fındık şehri ordu. Bu senede 25 liradan fındık işlem görmeye başladı. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yani 25 lira tabii daha fazla olmasını isterdik ama iyi bir rakam. Fındık üreticisi orduda bu rakamlara nasıl bakıyor Sayın Vekilim? Tabii biz 2 sene oldu milletvekili olalı. Milletvekili olmadan önce 24 Haziran seçimlerinde ben ordu meydanlarında şöyle demiştim. Her gittiğim yerde halkımıza şunu söylemiştim. Dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Endonezya'dan Malezya'ya, Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Pakistan'a, Filistin'e, nerede bir Müslüman varsa onların derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız 8 milyon fındık üreticisini görmemezlikten gelmez, gelemez demiştim. Bütün mesele Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşarak fındığın nasıl bir ürün olduğunu anlatmamız ve haklı talebimizi kendisine iletmemiz demiştim. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıldır fındığa ciddi anlamda sahip çıkıyor. TEMO fındığımızı yerlerde süründürmekten kurtardı. Tarım Bakanlığımız bu işte büyük bir başrol oyunculuğu yapıyor. Ziraat Odası'yla birlikte, muhtarlarımızla birlikte verdiğimiz mücadele, geçen sene fındığın 17 lira taban fiyat olarak açıklanmasıyla birlikte fındık piyasada, serbest piyasada 25 lirayı buldu. Şimdi biz 25 lirayı buldu, tabi bu mücadeleyi verdik ama Allah'ın takdiridir ki Türkiye'de büyük bir musibet var. Allah herkesin başına bir musibet verir ya, bizim başımıza da CHP diye bir musibet vermiş, CHP vekilleri diye bir musibet bırakmış bizim başımıza. Bu CHP vekillerine yaranmak mümkün değil. Bunları mutlu etmek mümkün değil. CHP'nin milletvekili, grup başkan vekili Engin Altay bir konuşmasında diyor ki AK Parti dünyanın en doğru işini yapsa, hükümet dünyanın en doğru işini yapsa da doğru demem diyor ya, işte bunlardan bir tane de Ordu'da var. Adı çirkin bir milletvekili var. Bu ortalığı karıştırmaktan geri durmuyor. Her gün devlet düşmanlığı, her gün millet düşmanlığı yapıyor. Fındık 25 liraya çıktı. Diyor ki TMO diyor satın aldığı fındıktan diyor 8 lira kar etti diyor. Bunu üreticiye dağıtsın diyor. Hesap bilmiyor, kitap bilmiyor. Aklı çalışmıyor. Diliyle beyin arasındaki orantı tamamen kopmuş bir durumda. Ne dediğini bilmez bir vaziyette yolculuğa çıkmış, devam ediyor. 25 liraya TMO fındığı satmış olması demek inşallah bu sene sizin de ifade ettiğiniz gibi fındığın tekrar yüksek bir fiyattan alınması anlamına gelecektir. Üreticimizin yüzü gülmesi anlamına gelecektir. TMO zarar etse bu piyasaya girebilir mi? Toprak Mahsulleri Ofisi aldığı fındığı zararına satsa biz Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu diyebilir miyiz? Efendim bizim fındığımız para ediyor, bizim fındığımız değerli, devlet bundan kazanıyor dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanı demez mi? Hesap ortada, kitap ortada. Neye göre kazanıyoruz? 17 liraya aldığımız fındığı 13 liraya, 14 liraya satmış olsa TMO böyle bir piyasada bir daha fındık aldırabilir miyiz bir devlete? Devlet tabii ki para kazanacak. Artı Toprak Mahsulleri Ofisi fisko birlik gibi değil ki. Toprak Mahsulleri Ofisi aldığı ürünü satacak, kar edecek ki bu sene tekrar fındık almaya devam edecek. Ama gel de bunu CHP'lere anlat. CHP'ler diyor ki karı dağıtsın. CHP Ferraro'da kar etti, o dağıtsın mı? Tüccar Ahmet Ağa'da kar etti, karı dağıtsın mı? Tüccar Mehmet Ağa'da kar etti, karı dağıtsın mı? Rize'de çayı alan tüccar karını dağıtıyor mu? Rize'de çay alan Çaykur karını dağıtıyor mu? Çaykur zarar ettiğinde millet zararı Çaykur'a ödüyor mu? Böyle bir mantık yok. Dolayısıyla bu sene fındığımıza ben Sayın Cumhurbaşkanımızın daha fazla sahip çıkacağına inanıyorum. Fındık hak ettiği değeri bulacaktır diye düşünüyorum. Fındığımız inşallah 20-21 liranın altına düşmeyecektir. 25 lirayken 20-21 lira ne demek diyebilirsiniz. Yani şu anda 25 lira. Şu an fındık yok zaten. Olmayan fındık 25 lira.
Esas olan fındığın sezonunda, yani tıpkı çayı, biz çayla ilgili ne demiştik? Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Çayın memleketinde yetişmiş, çayı bilen insan olarak değerini verecektir demiştik. Kendisine teşekkür ediyoruz. 3.4 lira olarak çayın fiyatını açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı, çay üreticisinin yüzünü güldürerek hem korona hem ekonomik sebeplerle bunalmış çiftçimize büyük bir destek sağlamıştır. Şu anda fındık 25 liradır ama ortada fındık yok. Sadece Toprak Mahsullerinin ofisindeki fındık 25 lira. 17 lira, 20 lira bizim üreticimiz için büyük para. Ama CHP'ye sonra sen 27 lira ver diyor. Hani bir laf var, bekara hanım boşamak kolay gelir diye. CHP habire boşuyor yani. Nasıl olsa bekarlar, ellerinde hanım da yok. İktidar diye bir dertleri de yok. Allah iktidarı da nasip etmeyecek zaten. Dolayısıyla at atabildiğin kadar, kimse bir şey demiyor diyor. Ama biz biliyoruz ki fındığımızın 20-21 lira etmesi üreticimiz için çok büyük bir değer, çok büyük bir katkı olacaktır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi bu sene mahcup etmeyecektir. Peki Sayın Vekilim, oradan madem o konuya girdiniz ben de şuradan devam edeyim. Şimdi geçen gün bir problem yaşandı. Daha doğrusu bir görüntü sosyal medyaya aktarıldı sizinle alakalı. Ve siz bu konuda açıklama yaptınız. Ben de iyi bir dostum var. Sizi de çok yakından tanıyor. Buradan selam gönderiyorum. Sizinle alakalı aradım, sordum. Ya Sayın Vekilimi mutlaka tanımalısın. Harika bir insan dedi. Gerçekten gönlü geniş. O orduya layık bir insan dedi. Fakat burada da tabii her defasında yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne muhalefetten nasıl tepki varsa size de herhalde bir o kadar tepki var. Yani en ön planda, tepkide en ön planda olan insanlarsınız. Siz bu tepkiyi neye bağlıyorsunuz Sayın Vekilim? Yani sizin gözünüzden bunu da duymak istiyorum. Tabii şimdi muhalefet cazgınlık yaptıkça, muhalefet ortamı gerdikçe istiyor ki karşılarında konuşacak insan kalmasın. İstiyorlar ki mücadele eden insan kalmasın. Herkesi susturalım ve sindirelim ki böylece konuştuğumuz yalan bile yalan olmaktan çıkıp doğru kabul edilsin. Bizim yalanlarımızı kimse ortaya koymasın, yanlışlarımızı kimse ortaya koymasın istiyorlar. Biz de doğru bildiğimiz, inandığımız yoldan dönmeyeceğimize dair bu millete söz verdim. Ben milletvekili olurken şunu söyledim. Beni seçerseniz ceylan derisi koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatmayacağım dedim. Ordunun, Türkiye'nin, Türk milletinin sesini duyuracağım dedim. Hatta benim seçimlerden önce bir sözüm var. Dedim ki Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, orduya Cemal Engin-Yurt lazım dedim. Beni seçerseniz ordunun, Türkiye'nin gür sesi olurum. Haklının yanında olurum. Mağdurun yanında olurum. Mazlumun yanında olurum dedim. Dolayısıyla biz mücadelemizi verdikçe, biz konuştukça komünistler, FETÖ'cüler, PKK'lılar, İpçiler, sapçılar ne kadar yoldan çıkmışlar varsa sosyal medyada bize saldırmak için bahane arıyorlar. Ellerine fırsat geçtiğinde saldırıyorlar. Mesela geçen mecliste bir kavga olayı var. Kavga sırasında küfür ediyorum. Küfür doğru bir şey mi? Hayır. Ama bizim orada bir söz vardır, sizin orada da. Kavgada yumruk sayılmaz denir. Kavgada küfür ediyorum. Ama küfürde etmem yanlış mı? Yanlış. Bunu bir CHP'li kahveci arkadan çekiyor, bunu yayınlıyor. Bunu Saadet Partililer ve İpçiler alıyor, diyor ki Allah'a küfretti diyor. Dinleyen herkes diyor ki alayınıza dedi diyor ama bunlar Allah'a dedi diyerek bize hakaret ediyor. Hatta ben bununla ilgili bir espri yaptım. Benim evde papağanım var. Benim papağanım Sübhaneke'yi okur. Benim papağanım Allahümme salli Allahümme barik okur. Benim papağanım Allah Allah diye zikir çeker. Bunu paylaştım ki ve bunlara da dedim ki bizim evdeki papağan bile Allah diyerek hayatını idame ettiriyor. Sizin yapacağınız saldırılar, iftiralar bizi es geçer dedim. Ona da bozuluyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanı'na hakaret edilince kimse saldırmasın istiyorlar. Bunlar Devlet Bahçeli'ye hakaret olduğunda kimse sahip çıkmasın istiyorlar. Bunlar İzmir'de camilerde Şabella diye komünist şarkısı okunduğunda, Selda Bağcan'ın komünist türküleri okunduğunda kimse ses çıkarmasın istiyorlar. Bunlar seçimle geldiniz veya başka yolla da gideceksiniz. Seçimle olmazsa başka yolla gideceksiniz denildiğinde tepki gösterilmesin istiyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanı'na, 83 milyonun Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretler edildiğinde, Cemal Engür sahip çıktığında rahatsız oluyorlar. Çıkılmasın istiyorlar. Bunlar milletin değerlerine hakaret, küfür edildiğinde bunlara sahip çıkılmasın istiyorlar. Bunlar darbe özlemi yaşadıklarında bunlara tepki gösteren insan olmasın istiyorlar.
Bunlar susturmaya, sindirmeye alışmışlar. Kimse karşılarında konuşmasın istiyorlar. Ha bu tipler var mı? Maalesef AK Parti'de de MHP'de de bu tipler var. Cumhurbaşkanına sahip çıkmıyor AK Partililer, vekilleri, belediye başkanları. Birçok insan MHP'liyim diyor, lidere hakaret ediliyor, sayfasında börtü böcek paylaşıyor, çiçek paylaşıyor, sahip çıkmıyor. Ama biz böyle değiliz. Biz söz verdik bu milletin değerlerine sahip çıkacağız. Bu milletin Cumhurbaşkanına, Milliyetçi Hareket'in genel başkanına hakaret edenlere hak ettiklerini söyleyeceğiz diye biz söyledikçe çıldırıyorlar. Ben konuştukça canları yanıyor, acıyorlar ve bu acıyla da çirkefçe, ahlaksızca, edepsizce saldırıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, bizi susturamayacaklar, bizi yıldıramayacaklar. Çünkü biz çocuk yaşta, daha bıyığımızın terlemediği 13 yaşlarında yemin ettik. Dedik ki yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız dedik. Hiç kimseden korkmamak üzere yemin ettik. Biz bu yeminimize sadakat içerisindeyiz. Ha bu vatanın uğruna ekmek yemişim, ha da kurşun anlayışıyla büyümüş insanlarız. Ölüm bizim için bir hiçtir. Ölüm bizim için kurtuluş, Allah'a kavuşmaktır. Bunlar bunu anlamadıkları için 3-5 tane sanal alemin tarla faalesi bir araya geliyor, bize hakaret ederek güya bizi susturacaklarını zannediyorlar. HDP'lilere sesleri çıkmıyor. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı yuhalanıyor, İstiklal Marşı okunuyor, sesleri çıkmıyor. HDP kongrelerinde Türk bayrağı yere atılıyor, sesleri çıkmıyor. En son Vefa grubunun 2 tane, Allah mekanlarını cennet etsin, Van'da üyesi kahpece, PKK'lı köpeklerce pusuda şehit ediliyor. Efendim teröristler tarafından öldürüldü. Terörist kim? Teröristin adı PKK. PKK'nın savunucusu kim? HDP, CHP. Bunu söylemekten çekinmeyeceğiz. İşte biz bunu söyleyince çıldırıyorlar. Onları çıldırtmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Peki. Sayın Vekilim şöyle yapalım. Tabii bugün bayram sırada da birçok milletvekilimiz, belediye başkanlarımız var ama sizden şöyle bir söz alayım. İlerleyen günlerde daha geniş bir zamanda yine bir bağlantı kuralım. Size sorularımız olsun. Siz de o sorulara cevap verin. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün Rize'den Artvin'e kadar bizi seyreden dünyanın neresinde hemşerimiz, kardeşimiz varsa saygı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah bayramımıza hayırlı etsin. Nice güzel bayramları hep birlikte yaşayalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt. Aslında sorulacak o kadar çok soru var ki gerçekten biraz daha hani böyle soruların içine gireyim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonraki ya da Cumhur İttifakı'nın bundan sonraki yol haritasıyla ilgili sorular soracaktım. Ama dediğimiz gibi bugün bayram sevgili izleyiciler. Bu arada Sayın Vekilimiz isimler zikretti. Bu noktada bir söz hakkı mutlaka doğmuştur. Söz hakkı kullanmak isteyenler varsa televizyonumuzun ekranları her zaman kendilerine açıktır. Söz hakkı, hakları da bakidir. Onu da hemen söyleyelim. Sayın Vekilimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve programımıza olan cihazımıza devam ediyoruz. Sırada ne var? Klip var. Peki. Sevgili izleyiciler, klipten hemen sonra birlikteyiz ve bakalım yine bir sürprizimiz var. Bu arada dediğim gibi bugün böyle dolu dolu yaşayacağız. Çok değerli konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Klipten sonra biraz da merak uyandıralım. Bakalım sırada kim var efendim?